Sırada Amerikan basınından özetler var. Mehtap Çolak Yılmaz bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Mehtap. Özlem merhaba. New York Times'a başlıyoruz. New York Times gazetesi Başkan Trump'ın dün gece sızdırılan 2005 yılına ait vergi beyannamesiyle ilgili habere yer vermiş. Habere göre Trump daha az vergi ödemek için 2005 yılında 100 milyon dolar zarar ettiğini beyan etti. Ve belgeler 2005'te 150 milyon dolarlık gelir beyan eden Trump'ın bu gelir üzerinden sadece %25 oranında yani 38 milyon dolar vergi verdiğini gösteriyor. 38 milyonluk toplam ödemenin 31 milyon doları Trump'ın kaldırmayı planladığı alternatif asgari vergi olarak bilinen ve varlıklı kişilerin geleneksel gelir vergisinin yanı sıra farklı bir kodu temel olarak ödedikleri vergiden oluşuyor. Birçok uzman Trump'ın kendisini en çok ödeme yapmak zorunda bırakan alternatif asgari vergiyi kaldırmak istemesinin rahatsızlık verici olduğu görüşünde. İlk kez dün gece MSNBC kanalında gazeteci Rachel Maddow'un programında açıklanan 2005 yılı vergi beyannamesine göre Trump 100 milyon dolarlık kayıp göstererek milyonlarca dolar vergi ödemekten kurtuldu. Habere göre Beyaz Saray Maddow'un programının yayınlamasını beklemeden harekete geçti ve Trump'ı savunan MSNBC kanalını ise belgeleri yayınladığı için kınayan bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Trump'ın gösterdiği gelir kayıpları inşaat sektöründeki değer kaybına bağlı. New York Times bugün ayrıca Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsüyle ilgili tartışmalı kararını da ana sayfasına taşımış. Gazete AB'nin en yüksek mahkemesinin özel sektördeki işverenlerin Müslüman kadın çalışanlarının başörtüsü takmalarını yasaklamalarında sakınca olmadığı yönünde karar verdiğini bildiriyor. Karara göre gözde görülür siyasi, felsefi ya da dini simgelerin yasaklanması doğrudan ayrımcılık teşkil etmiyor. Kimi hukukçulara göre ise bu karar işverenleri taraf tutmaya zorlayacak ve başörtülü kadınları işe almaktan caydıracak nitelikte. Bu da Müslüman kadınları iş gücünden çıkarılması girişimi anlamına gelebilir ve Avrupa'nın eşitlik ilkeleriyle çelişir. Boston Globe gazetesi ise Amerika'nın kuzeydoğusunu vuran yılın ilk büyük kar fırtınası ile ilgili ayrıntıları ana sayfadan vermiş. Gazete daha birkaç hafta önce Şubat ayına ait en yüksek sıcaklık rekorlarının kırıldığı bölgede Mart ayı ortasındaki bu şiddetli fırtına nedeniyle hayatın sekteye uğradığını, özellikle çetin kış şartlarına alışık olan ve gündelik rutinini aksatmayan Boston'un dünden beri adeta hayalet kente döndüğünü yazıyor gazete. Washington Post gazetesi ise Cumhuriyetçi Parti'nin hazırladığı yeni sağlık sigortası yasa taslağının tehlikede olduğunu bildiriyor. Habere göre Başkan Trump'a yakınlıklarıyla bilinen muhafazakar popülistler, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın liderliğinde hazırlanan taslağın siyasi bir tuzak olduğunu düşünüyor. Bu düşüncenin temelinde ise seçimlerde Trump'a en çok desteği veren işçi ve orta sınıfı, yaşlıları ve federal yardımlara muhtaç dar gelirli vatandaşları küstürme korkusu yatıyor. Gazete Trump'ın seçim kampanyası vaatlerinden birinin her Amerikan vatandaşına kapsamlı sağlık sigortası imkanı sağlamak olduğunu hatırlatıyor ve Paul Ryan planının bu vaadi yerine getirmediğinin altını çiziyor. Amerikan basınlarından aktaracaklarımız böyleydi bugün de. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Mehtap. Amerikan basınından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.